Selam, ben Uras. Bugün çok heyecanlıyım. Seko. Heyecan Doruk'ta. Neden? Sen söyle. Çünkü dünyada ilk kez bir YouTube kanalında yapılacak bir formata başlıyoruz. Harbiden acayip. Mikrop avcısı. Hadi başlayalım. Şöyle bir şey yapacağız. Bakın, elimde Luminestar PD30 var. Bu hijyen monitörü. Devlet büyüklerinin ofislerinde, hastanelerde, gıda fabrikalarında her yerde bu kullanılıyor. Bilimsel olarak böyle bir yüzeyde ne kadar mikroorganizma var, ne kadar kirlilik var onu ölçüyor. Ve hepimizi şaşırtacak sonuçlar çıkacak eminim bu formatta. Çünkü Seko'nun elini ölçtük. Söyleme. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Artık elini neresine şey yapıyorsa. Sıkıntılı bir durum oldu. Yıkadık Seko'yu şeyle, çamaşır suyuyla anca toparladık. Kendini. Öyle bir durum var. Şimdi bu hem ATP hem AMP ölçüyor. Bu sizin için tabii bir şey ifade etmiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Normalde sadece ATP ölçüyor bu cihazlar. Bu ikisini birden ölçtüğü için çok daha hassas. Acayip. Verdiği ölçümler bizi çok şaşırtacak. Bugün de yapmak istediğim şu. Günlük hayatta hepimizin kullandığı şeyleri ölçeceğim. Ve harbiden sizi şaşırtacak bayağı. Gerçekten şaşırtacak. Acaba telefon tuvaletten daha mı temiz, daha mı kirli? Nasıl soru kanka? Al tuvaleti kulağına koy o zaman. Ama hep böyle bir muhabbet vardır ya. Ben merak ediyorum bu sorunun cevabını. Bu arada yani ilgisini çekenler, bu alete ihtiyacı olanlar için aşağı linkini bırakacağım. Acayip bir şey. Bir de önlüğümüz geleydi be Seko. O da yoldaymış, geliyormuş. Yolda, geliyormuş. Geç kal. Önce klavyeyle başlayalım. Şöyle kulak çöpü gibi şeyler var bakın. Gördünüz mü? 10 santimetrede ölçülüyor. 10 santimetreyi böyle bir bununla aralarını neyin? Seko'm sileceğiz. Siliyorum, başlıyorum. Bak araları nasıl bu? Aralar daha da kirli Sekon. Kanka oralara tabii akıyor her şey oraya. Yani senin elinden daha kirli değildir herhalde. Bayağı bir soktuk aralara. Tuşlar şu Space değil mi en çok kullandığımız? İstemem. Space, Backspace, bir de şu Enter. Hepsine sürdük. Şimdi bunu, bu şimdiden böyle gözüküyor. Ölçeceğiz. Hazır mıyız? Bir temizlik skalası var bu arada değil mi Seko? Evet. Bu olurken verelim. Burada böyle çıksın 0 ile 50 arası temiz. 50 ile 200 arası aman dikkat kirliliği açık. 200 ile 500 arası kirli. 500'den sonrası mikrop yuvası. Hazır mısın Seko? Bakalım senin elinden daha mı kirli çıkacak klavye? Bayağı profesyonel cihaz ha. Klavyem ne kadar temiz. 10 saniyede sonuç veriyor. Ya da ne kadar pis diyebiliriz. Çok heyecanlı. 10.000 mi? Kanka benden daha temiz. Sekondan daha temiz gerçekten bu arada. Yani yanına yaklaşamadı. Ama 500'den sonrası mikrop yuvası. Ya şunu elliyorum abi ben. Ayıptır yani söylemesi. Yani bilgisayarın başından kalkıp yemek yemeye gidiyorsun. Değil mi? Bandırıp. Ya bu çok moralimi bozdu benim ya Sekon. Gerçekten moralimi bozdu. Klavyeyi bildiğin yakat mikrop yuvası. Yeni bak Seko. Sekon'un en hassas olduğu nokta. Acayip hassas bu konuda. Para. 20 lira. Bugün 50 liram vardı. Şöyle tek kullanımlık ha. Tek kullanımlık bunlar. 50 liram vardı. Bozdurdum. 20 lira verdi bana otoparktan bak. Süreç bu. Herkes ellemiş. Tabii canım. Şimdi yine... Başlıyorum ölçmeye. Buna da çok kirli diyorlar ya Seko. Bence bu daha kirlidir. Zaten. Harbi mi? Doğru. Ya sen bile ellemiş olabilirsin. Mesela benim klavyemi ellemiyorum çok şükür en azından. Bir de kanka bu paralar sonuçta bazılarının cebinde bir tane dedik. Değil mi? Hepsi birbirine... Olmuştur herhalde. Önce şu suya karışacak bak Seko görüyor musun? Şuradaki sıvıya önce onu karıştıracağız. Burada böyle birkaç saniye bekletiyoruz. Şöyle sallıyoruz. Ondan sonra bak altta bir toz var. Evet. Oraya getiriyoruz. Bir kademe daha var. Orayı da geçiyor bu. Şu şekil. Tamam. Hareketi sonra gördüm. Şöyle sallıyoruz. Bak altta birikti gördün mü Seko? Evet. İşte o biriktiği yerden arkadaşlar ölçüm yapıyor. Para ne kadar kirli. Hazır mıyız? Cebimizde ne taşıyoruz acaba? ₺6800. Bayağı kötü. Bildiğiniz mikrop yuvası ama klavye kadar değil Seko. Evet beklediğimden daha temiz çıktı. Ben klavyeden daha kirli çıkar zannediyordum. Yeni para olduğu için olabilir ama biraz yeni ya. Ya yeni ama çok da yeni değil. Çok da yeni bir para değil.
Şimdi işte o geliyor Seko. Gönlümüzün efendisi. Telefon. Acaba ne kadar kirli ya? Acaba ne kadar kirli Seko? Bence bunun klavyeden daha kirli olması lazım abi. Neden? Çünkü elimizden düşmüyor. Evet, tuvalete giriyoruz. Her yerde kullanıyoruz. Mesela Kamil tuvalete giriyor, artık ne yapıyorsa 45 dakika sürüyor. Benimkiler de ona yakın. Seninki 2-2,5 saat. 2,5 görmedim daha da. 2'yi gördün mü hiç? 2 saat. 2'yi gördüm. 911 ara yani. Bacakların uçtu. Değil mi? Ne oldu peki? Yani savaş vardı. Evet. Savaşı bırakamadım. Abi işte bak, o an orada. Tabii. Bazen. Telefonla mı? Dizi izliyorum, sıkıştırıyorum şeye. Tele. Duşta dizi izliyorum yıkanırken. Su da geçirmiyor ya, suya dayanıklı ya. Affedersin kanka. Yani. Taharet musluğunu bir açıyorsun, bütün sular üstüne. Şıpırt. Ya iğrenç bir şey bu ya. Allah'ım, leş gibi bir ortammış bu. Başlıyorum şey yapmaya. Kanka bana yetmez bu. Arkasına da yapayım mı? Bence arkasını daha çok mıncıklıyor zaten. Değil mi? Kanka leş gibiymiş, insan bir siler. Ama bilerek silmedim. Bir de şeyi de yapsana. Şu kılıfın böyle içine falan da doluyor ya. Şu mu? Evet abi, oralara. Bak, köşesine bile yaptım Seko. Ne diyorsun? Bence en pisi bu. Harbi mi? İnanılmaz bir alet değil mi bu arada Seko şu? Gerçekten inanılmaz. Ölçmesi yani. Yani yeni bu formatta çok ilginç şeyler ölçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten sizi şaşırtacak şeyler ölçeceğiz. Ama sizden de fikirler istiyorum. Aşağıya yazabilirsiniz yorumlara. Koyuyorum. Hadi bakalım telefon. Çok heyecanlı. Oha! Ama 19, 20 bin neredeyse. Hala senin elin kadar kirli olmaması beni şaşırttı. Evet evet abi. Yani 19.912 tam bir mikrop yuvası. Çamaşır suyuna bandır yani. Ya benimkine abi de bir şey açıklık getir de kanka. Neye getireyim? Sabah geliyoruz abi. Hmm. Mouse'u elliyorum. Telefonu elliyorum. Evet. Parayı elliyorum. Hepsini ölçtük kanka. Toplasan 27 bin çıkmıyor. Ben anlamadım. Keşke rakamı söylemesin. Allah. Hepsini topluyorum. Sekum'un elindeki kirlilik oranına ulaşamıyorum. Çok ilginç. 19.912 mikrop yuvası tutulmayacak bir şey bu oğlum. Bunu ellemememiz lazım yani. Evet. Vay anasını. Çok fazlaymış. Çok. Çok üzdün beni. Telefon. Çok üzdün beni. Sekum. Şimdi tuvalete gidelim. Bir de tuvalettekilere bakalım. Şimdi de tuvalete geldik arkadaşlar. Tuvalet fena. En son hiç söylemeyeceğim burada neler yaşandığını, klozeti netlemek için yaptıklarımızı söylemeyeceğim. Seko, başlıyorum buradan. Kanka temizledin. Vallahi temizlendi, artık bu şey olur. Buraya oturabilirsin Seko istersen. Tuvalet ne kadar pis acaba? Vallahi meraktayım. Seko ne diyorsun? En pisi bu olması lazım. Yiğit? Bence leş gibidir abi. Harbi mi? Gerçi ben sürekli çamaşır suyu döktüğüm için. En temizi bu çıktı oğlum. Abi gerçekten ya. Yani tabii ki mikrop yuvası. 500'ün üstü ama en temizi bu çıktı. Telefon yani yanına yaklaşamıyor. Ya telefonu yüzümüze sürüyoruz. Buraya da sürelim o zaman. Böyle böyle yapalım. Böyle böyle. Ya algı ne acayip bir şey değil mi kanka? Yani insanlar kime sorsan tuvalet der ya. Tabii canım ya. Kime sorsan yani. Şoktayım vallahi. Her şeyi elledik. Kanka tuvalet beni çok şaşırttı, ne yalan söyleyeyim. Ben tuvaleti sen elledin ama onu hemen orada söyleyeyim. Peki elimiz ne durumda sence Seko? Seni geçer miyim? Bak neler yapıyorum ya. En pisleri. Geçemezsin abi. En pisleri bak, aralarına böyle böyle yapıyor. Şimdi bakalım elimiz ne kadar pis. Kanka hatta sağlı sollu yapayım ha. Yapıştır. Kanka aralara da. Sen de aralara ölçmüş müydü? Kanka benim her yer canımı acıttı artık yani böyle sürterken. Hadi ya, tövbe tövbe yani işte yani niye bizim videolarda hep böyle oluyor ya, anlamadım ki. Tırnak aralarına bile sürüyorum kanka, hani sana yetişebileyim diye. Seko versus Uras. Hangisi daha pis? Kanka beni geçemezsin. Ya mümkün değil abi. Böyle bir şey elleme, öyle diyeyim sana. Uzak mı duruyor? O kadar diyeyim. Hadi sana ya. Yani. Tuvalet benden daha temiz. Cep telefonu bile ondan daha temiz ya. Tuvalet zaten tertemiz. En temiz tuvalet çıktı ya, inanılmaz. Uras'ın eli. O kadar pis şey elledik. Hmm.
Aynı çıktı lan. Kanka daha hepsini atacağım. Benimle ilgili söylediğiniz ne varsa. Ama kanka ben artık ne yapayım ya, böyle böyle yaptım. Tırnak aralarıma yaptım. Ben de bir montaja oturuyorum kanka akşama kadar. 27 bin oldu elim. Şimdi gideyim bir 2 dakika yıkayacağım. 2 dakika sabunda tutacağım. Sonra gelip son kez bir kere daha ölçeceğim. Şimdi elimi yıkadım ve şöyle gezdiriyorum parmak uçları. Haydi bakalım. Eli yıkadıktan sonra ne olacak? 27 bindi elim, iğrençti ya, çok kötüydü durum gerçekten. Her şeyden daha kirliydi. 1300'lere kadar düştü. Hala mikrop yuvası ama çok böyle alengirli yıkamadığım için biraz tuttum. Sabunla yıkadık. En temizi el çıktı. Yıkandıktan sonra el çıktı ama hala çok kirli. Bildiğiniz 500 RLU'nun üstü mikrop yuvası. El sıkışırken dikkat edin. Geldi abi. Geldi ama geç geldi be. Sekon. Bekledik abi gelsin ya. Değil mi? Aslında arkadaşlar bu videoyu doktor önlüğünle sunacaktım. Ama videoya yetişmedi. Nasıl Sekon? Yakıştı mı? Çok iyi. Doktorluk ruhumda var. Baba mesleği. Baba mesleği. Şöyle. Oluyor. Sekon bu hareketleri görseniz kameranın arkasında. Evet Sekon, ne diyorsun bu formatımız hakkında? Abi efsane. Efsane. Mekin sen ne diyorsun? Dünyanın en iyi formatı abi. Yapılmadı biliyorsun değil mi daha önce YouTube'da? Dünyada yok. Aynı çıktı ya. Kanka ben her tarafı elledim. Ben de ellemiştim. Ben sabah abi otobüste dolmuşta geliyorum. Metroda geliyorum. Bak iyi fikir. Bunlara da bakalım. Değil mi? Tabii. Bunlara da bakalım. Arkadaşlar ilginç fikirleri yazın. Aklınızı durduracak şeyler yapacağım bu aletle. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.